teknolojiler herkese selamlar ben Onur Binay. Bu videoda Oppo'nun kendi geliştirdiği fiberglas deri tasarım ve mikroskop lense gelen akıllı telefonu Reno 7'yi detaylı bir şekilde inceliyorum. <laughs> Piyasasına yeni akıllı telefon sürme konusunda son dönemde biraz sessiz olan Oppo Reno7 ile bu sessizliğini bozdu. Hatta şirket bunun ardından yükselişini sürdürmek için UEFA ile de bir ortaklığa imza attı. Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2 yılına da sponsor oldu. Reno7'ye dönecek olursak Oppo fiyatına rağmen bu telefonun tasarımını benzersiz kılmaktan çekinmemiş. Bu arada Reno7'nin orta sınıf bir telefon olduğunu da unutmayın ancak tasarım söz konusu olduğunda hiç de öyle görünmüyor. ultra ince retro tasarıma sahip Reno7 7.5 milim kalınlığa sahip. 175 gram ağırlığı da bu telefonun elde kullanımını oldukça kolay hale getiriyor. Düz kenarlarda burada kavramayı kolaylaştırıyor tabii ki de. Rakiplerinden farklı olarak arkası sarı renkte ve deri bir materyale sahip. Oppo mühendisleri aslında bu modelde en yeni teknolojileri kullandı ve 2 yıl süren çalışmaların sonucunda gün batımı turuncusunun fiberglas deri tasarımı ortaya çıktı. Bu malzeme gerçekten bir derinin hissiyatını sizlere yansıtıyor. Kolay kolay parmak izi veya kirde de tutmuyor arkadaşlar. Dayanıklılık konusunda ise bu deri malzeme aşımalara karşı da oldukça dirençli. Biraz uğraştım hani soyulur mu diye ama herhangi bir problem yaşamadım burada. Ben bu tasarım dilini gerçekten sevdim. Telefona farklı bir hava katmış. Bu arada sarı sizin için hani fazla havalıysa telefonun siyah renk seçeneği de mevcut. Arka panelden devam edecek olursak burada üçlük kamera kurulumu ve led flash ile kamera modülünü göreceksiniz. Üç kameradan ikisi büyük bir diğeri ise küçük bir lense sahip. Aynı zamanda bu büyük kameralardan biri gelen aramalar ve bildirimler konusunda sizi uyarmak için RGB bir halka ışıkla çevrelenmiş. Oppo bu telefonun tasarımı konusunda epey çalışmış arkadaşlar. Yani baya bir mühendislik çalışması var burada. Şirket kolay gezinme için Renault 7'deki güç ve ses düğmelerini de ayırmış. Solda sim ve SD kart yuvası ile birlikte ses düğmeleri. Sağda ise güç düğmesi yer alıyor. Alt kenarda ise Type-C şarj portu, hoparlörler ve 3.5mm kulaklık çakını göreceksiniz. Renault 7 yalnızca su sıçramalarına karşı koruma sağlayan IPX4 sertifikasına da sahip. Son olarak şirket Reno 7'nin kutusuna şeffaf silikon bir kılıf da eklemiş. Böylelikle ek bir masraf da yapmıyorsunuz. Tasarımdan ekrana bağlayacak Olursam şöyle ki, Reno7 1080'e 2400 piksel çözünürlüğe ve 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip, 6.4 inç büyüklüğünde delikli bir ekranla geliyor. Bu delik de hemen zaten sol üst köşede yer alıyor. Şirket bu telefonun ekranı için yıllardır en iyi görüntüleme teknolojisi olan AMOLED panel kullandı. Ekran aynı zamanda 90 Hz yenileme ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunabiliyor. Bu da ekranla gezdirirken sorunsuz ve hızlı bir deneyime yardımcı oluyor. Buradaki ekran sağlam bir multimedya deneyimini garanti eden parlak ve canlı renkler üretebiliyor. Ekran ayrıca 800 nete kadar maksimum parlaklık sunduğundan güneşli bir ortamda kullanabilecek kadar da parlak. Güneş ışığı ekrana dik gelirken bile ekrandaki içerikleri görebilir ya da okuyabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta ise reno 7'nin Amazon Prime Video HD ve HDR sertifikası sunması. Başka bir deyişle dizi ve filmlerinizi daha geniş bir renk yelpazesinde ve daha iyi kontrasta yani HDR olarak izleyebilirsiniz. Ekran kasa oranı burada %85.3. Bu da dizi film izleme ya da web sayfalarında gezinti için son derece yeterli. Çektiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntüleme konusunda da bu ekran iyi bir iş çıkarıyor. Telefon aynı zamanda çizmelere karşı koruma için Corning Gorilla Glass 5 kullanıyor. Ses tarafında ise Alt kenarda bir adet hoparlör var. Bu hoparlör tek olmasına rağmen yüksek ses çıkış şiddeti sunabiliyor. Kalite açısından da ortalama denebilir yani. Baslar ve tizler çok fazla ön planda değil. Daha çok orta frekanslara yoğunlaşılmış. Ancak YouTube'da veya sosyal medyada video izlerken, WhatsApp mesajlarınızı dinlerken bu hoparlör ihtiyaçlarınızı sonuna kadar karşılayacaktır. gelelim asıl Renault 7'nin ön plana çıktığı kamera konusuna. Evet tasarım ve ekran diye ama kamera bence bir tık daha önde bu telefonda. Kamera konusunda Renault 7 pek çok rakibi gibi üçlü kuruluma sahip. F1.7 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel ana sensörü, 2 megapiksel mikroskop lens ve portre fotoğrafçılığı için 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Ana kamera güneşli bir günde oldukça canlı renklerde kareler üretebiliyor. Parlaklık makul, gürültü etkisi düşük, renklerin doğru ve canlı da iyi durumda. Düşük ışık koşullarında özellikle de geceleri kamera parlak fotoğraf fotoğraflar çekmekte biraz zorlanabilir ancak yine de performans memnun edici diyebilirim. Oppo burada ultra geniş açıyı mikroskop lense değiştirdiğinden geniş görüş alanı seçeneği burada ne yazık ki yok. Buradaki mikroskop lensi Realme GT 2 Pro modelinde gördüğümüze benziyor ve aslında etkileyici işler de ortaya koyabiliyor. Bu lens 15x ve 30x büyütme yapabiliyor. 15x büyütme özelliğine sahip mikroskop lens bitkiler veya diğer dokularda dahil olmak üzere küçük nesnelerin süper keskin görüntülerini yakalayabiliyor. Burada 30x'e kadar da büyütmeyi kullanabilirsiniz. Mesela bir çiçek yaprağı üzerindekileri çıplak gözle görmeniz zorken bunu işte 15 veya 30 kat büyüttüğünüzde detaylar ortaya çıkabiliyor. Ancak mikroskop lens kullanırken bir tripod kullanın derim çünkü ufak detaylara odaklanmak istediğinizde elleriniz titrerse kareyi çekmeniz zor olabilir. Arkadaki derinlik kamerası porta çekimlerle performansın iyi seviyeye çıkmasına yardımcı oluyor. Video tarafında ise Reno7 saniyede 30 kare hızında Full HD video kaydı yapabiliyor. Selfie kameraya gelirsek yani güzel selfie'ler çekmede gayet iyi olan 32 megapiksel bir sensöre sahip. Arka plana bulanıklaştırılmış portre çekimleri konusunda da Renault 7'nin iyi olduğunu, iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Şimdi kamerayı bir kenara bırakacak olursak gelelim performans ve yazılım konusuna. Renault 7 gücünü 4G desteğine sahip Snapdragon 680 işlemcilerini alıyor. Bu işlemci 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Bu arada microSD kart yuvasıyla depolama alanını daha da genişletebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Snapdragon 680 çoğu oyun telefonunda yaygın olarak bulunan bir çip. Bu işlemci aynı zamanda modern orta sınıf cihazlarda daha iyi ısı dağılımı ve güç verimli verimliliği de sağlıyor. Yani bunun için optimize edildi. Performans söz konusu olduğunda Reno 7 günlük işlerden tutun PUBG, Real Racing 3 gibi oyunların üstesinden kolaylık da gelebiliyor. Kullanıcı arayüzünde gezinti, sık kullanılan Google uygulamaları, işte TikTok ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında takılma derken hani burada performans gayet iyiydi. Bunları yaparken telefon çok ısınıyor mu derseniz oynanırken her telefonda olduğu kadar diyebilirim. El yakacak cinsten değil ama ısındığını avucunuzda biraz hissedebilirsiniz. PUBG Mobile yüksek ayarlarda oynarken de herhangi bir yavaşma veya gecikme me görmedim. Cihaz ColorOS 12 arayüzünün yanı sıra Android 12 işletim sistemini temel alıyor. Oppo iyi organize edilmiş ayarlar menüsü ve özelleştirilebilir detaylar sunmasıyla tanınıyor ki bunların hepsi burada da yer alıyor. En son Android sürümüyle geldiği için de birçok ilginç özellik ve daha fazlası için yükseltme alacağınızı da söyleyebilirim. ColorOS sade bir tasarıma sahip. Ayarlar içindeki kişiselleştirmeler bölümüne girerek kilit ekranı işte ana ekran duvar kağıdını, uygulama ikonlarını, yazı tiplerini ve diğer önde gelen görsel unsurları kişiselleştirebilirsiniz. Peki burada pil konusu ne durum da derseniz şöyle ki Renault 7 Supervox şarj teknolojisinden sahip 4500 mAh pille çalışıyor. Bu pil normal yoğunluklu kullanımda bir günü rahatlıkla çıkartabilir. Kullanım durumunuza bağlı ikinci günde görebilirsiniz. Şarj konusunda 33 W hızlı şarj desteği telefonun pilini yaklaşık bir saat içinde %0'dan %100'e çıkartabiliyor. Ancak kutudan şarj yazını ne yazık ki çıkmıyor. O halde sonuca bağlayacak olursam Oppo Reno 7 serisi içinde farklı işlemcilere ve özelliklere sahip birçok model var. Ancak Türkiye'de henüz 5G desteği yer almadığı için Oppo Türkiye Reno 4G destekli versiyonunu getirdi. Genel anlamda reno 7'yi kullanmak zevkliydi. Orta üst bir telefona göre tasarımda premium havası hani hissediliyor bu var. Ekranı ortalamanın üstüne bir performans sunuyor. Snapdragon 680 işlemci günlük işler ve oyun performansı için yeterli. Pili de kullanıma bağlı 2 güne kadar dayanabilir. Kameralar ise pek çok senaryoda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mikroskop lensi kullanmak ise gerçekten zevkli arkadaşlar. Evet bu videonun da sonuna geldik. Sizlere elinden geldiğince Oppo Reno 7 modelini özetlemeye çalıştım. Anlatmaya çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de bizim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>